Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur buyuruyor. Hadis çok kuvvetli bir hadis. Yani Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, evet. Müsned'de geçiyor. Evet. Neredeyse bütün kütüb-i sitede geçiyor. Bu ne demektir? Hazreti İsa Aleyhisselam gelip namazda Hazreti Mehdi'ye tabi olacak. Evet. Hazreti Mehdi imam olacak. Evet. Hazreti İsa cemaat olacak, namaz kılacaklar diyor. Ne demek bu? Abi şimdi Üstad Seri bizim kafamıza çok güzel bir gözlük veriyor adeta. Bu meselelere beşeri olarak çoğu kez bakılmaması gerektiğini, daha geniş, daha global manada bu meseleyi değerlendirmemiz gerektiğini bu manada izah ediyor. Evet, İsa Aleyhisselam bir şahıstır. Ama bir de bunun şahs manevisi var. Hadislerde hangi mananın kastedildiği çoğu kez yani normal bir zihinle anlaşılmayabiliyor. Onun için bunlara iyi tevil yapan, iyi tabirler getiren, iyi tefsirler yapan zatlara ihtiyaç var. Evet. Evet, İsa Aleyhisselam şahıs olarak, Hazreti Mehdi de şahıs olarak, İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılabilir. Bu manaya tam uyuyor. Ama %100 böyle mi olacak? Ya da bundan başka bir mana yok mu? Elbette var. Üstad, burada evet bu şahıs olarak gelme ve namaz kılma gibi bir durum olabilir, ona karışmamakla beraber. Burada İsa Aleyhisselam Hristiyanlığı temsil ediyor diyor Üstadımız. Doğru. Hristiyanlığı. Hazreti Mehdi İslamiyet. İslamiyet'i temsil ediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam ahir zamanında gelir, Hazreti Mehdi'ye namaza tabi olur manası, namazla İslam'ın bir şiarı olması hasebiyle Hristiyanlığın tasaffi edip adeta manen namaz kılacak duruma gelip Hazreti Mehdi'nin temsil ettiği İslamiyet'e tabi olması anlamına Üstadımız geliyor diyor. Maşallah. Dolayısıyla burada Hristiyanlık tabi, İslamiyet medbu makamında kalacağının bir şeyi ama şahsi ve beşeri olarak da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi'ye namaza tabi olma gibi bir durum söz konusu mu? Buna hiçbir şekilde kimse itiraz etmez. Ama asıl mana ne olur diye şey yaparsanız, yani şahs-ı manevi boyutunda düşünse daha iyi olur. Hristiyanlığın namazda, İslam'ın şeairinde Hazreti Mehdi'ye yani İslamiyet'e tabi olması manasına anlaşılsa daha geniş bir mana, daha oturaklı bir hakikat olur diye düşünüyoruz. Allah razı olsun.